Allah yaratan, yaratan bir varlık yarattı, halife kıldı, insanı yarattı. Halife emanetçi demek, sahip demek değil. Bunu özellikle aktaralım çünkü biz yeryüzünün sahibi değiliz, biz yeryüzünün emanetçisiyiz. Allah bizi halife kıldı, yeryüzüne gönderdi. efendim. Şimdi yaratılanla yaratan arasında bir bağa ihtiyaç var. Zahiri bir bağ ihtiyaç var. Evet manevi bağ ihtiyaç var ama bu manevi bağın bir zahire yani görünüşe ortaya çıkma ihtiyacı var. İşte bunun adı namaz. Şunu demek istiyorum. Namaz sevgili peygamberimiz Ali S.A.V. Efendimizle beraber emredile bir ibadet değil ki. Hı hı. Allah Celle Celaluhu kulunu yarattıktan sonra kuluyla arasındaki bir bağı oluşturdu. Öyle bağ ki kopmayan bir bağ, işte o bağın adı namaz. Hazreti Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Hazreti Adem, Nuh aleyhisselam ve İdris aleyhisselam'dan bahsedildiği zaman, onlardan sonra gelen nesil namazı unuttu denir. Demek ki. Ha, evet, ayette böyle bir şey geçiyor. Tabii Demek ki. O zaman vardı Tabii. En baştan. Beri. En başta vardı. Hı hı. Ya, şöyle ifade edeyim. Namaz en başından vardı zekat yani yardımlaşma en başından vardı. Ve dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de ekimiz peşine ve atü zekat gelir. Yani namaz kılacağız, bedenimizin şükrü, malımızın şükrü, zekatımızı vereceğiz. En başından beri vardı yardımlaşma bilinci. En başından beri oruç da vardı. En başından beri, en başından beri kurban da vardı. Aslında esasında biz bugün e, icra ettiğimiz ibadetlerimizin tamamı en başından beri vardı. Niye vardı? Allah samettir. Kulhu vallahu ehad. Allahu samet. Allah bir tektir, tektir. Allah samettir. Hiçbir şeye muhtaciyeti yoktur. Her şey ona muhtaçtır. Samet. Peki e, Allah'ın muhtaciyeti yoksa bizim neye muhtaçlığımız var? İşte bizim Allah'a muhtaçlığımız var. Bizim her şeye muhtaçiyetimiz var. Yani şunu arz edeyim. Namaz Allah Celle Celaluhu'nun muhtaç olduğu haşa bir ibadet değil. Biz muhtaçız. Bizim ihtiyacımız var. Kulun ihtiyacı var. Kulluk bilinci güzel bir kitap adı kulluk bilinci bizim buna ihtiyacımız var mecburuz bunu kılmaya çünkü yaratan ile aramızdaki bağı kuvvetlendirmek zorundayız